Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve afdalus salatu ve etemmut teslimu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi israhli sadri ve yessirli emri ve ahlul uqdete min nisani yafkahu kavli. Allahümme la sahla illa ma cealtahu sahla ve ente tecalul hazne iza şi'te sahla. Pazartesi günleri tasavvuf dersimize İbn-i Ataullah Sekenderi'nin Tacul Aruz El-Havili Tehzib-ül Nufus Gelin Tacı kitabından devam ederken, selam kardeşlerim. Geçen hafta itibariyle ilim ile amel etme babını okumuştuk. Ve en son demişti ki İbn-i Ataullah Sekenderi geçen hafta ile ilgili, eğer sen örgendiklerinle amel etmezsen, senin okumuş olduğun, örgenmiş olduğun bir ilmin sana ne faydası olabilir? Bunu da şöyle misallendirmişti İbn-i Ataullah Sekenderi, bir padişah elinin altındaki bir diğer komutana mektup yazıyor. O mektupta da diyor ki filanca şu hükümleri yerine getir. Bu padişah, bu komutan padişahın fermanını okuyup da o padişahın dediğini yapmadıktan sonra bunu okumanın ne anlamı var demişti. İbn-i Ataullah böyle bir karşılaştırma yapmıştı. Bu hafta ise İbn-i Ataullah buyuruyor ki arkadaşlar, لَا تَرْحَلْ مِنْ كَوْنٍ اِلَى كَوْنٍ فَتَكُونُ كَالْحِمَارِ فِي الرَّحَى يَسِيرُ وَالَّذِي اِرْتَحَلَ اِلَيْهِ هُوَ الَّذِي اِرْتَحَلَ مِنْهُ. Burada asıl vurgulamak isteyeceği İbn-i Ataullah Sekenderi'nin bu hikemde, bu sözünde ihlas ve samimiyeti vurgulamak istiyor. Ve diyor ki لَا تَرْحَلْ مِنْ كَوْنٍ اِلَى كَوْنٍ. Yani bir yaratılandan bir yaratılana koşma. Bir muhtaç olunandan başka bir muhtaç olana koşmaya. İnsanların her hepsi, dünyada ne varsa herkes birbirine muhtaç. Ama sen ne yap? وَلَاكِنْ اِرْحَلْ مِنَ الْاَكْوَانِ اِلَى الْمُكَوْنِ. Senin yapman gereken bütün kainatı bırakıp, bütün insanları bırakıp, muhtaç olanları bırakıp, asıl o ihtiyaçları karşılayan olan, asıl o kainatı yaratan, asıl yeri ve göğü yeryüzüne seren ve semayı da direksiz olarak yaratan Allah'a, onları yaratan Allah'a yönelmek. Aslında bu bölüm arkadaşlar Hikem-i Atayiye'den bir parça. Allah alem ya 54. veyahut da 42. hikem. Bundan bir parça. Zaten iyice incelediğiniz zaman İbn-i Ataullah Sekenderi'nin hikemiyle gelin tacını, Tacul Arus'u birbirinden çok şeyler bulacaksınız. Allah lütfedecek inşallah arkadaşlar. Bu kitabımız da bir haftaya kadar tercüme olarak çıkmış olacak. Bir haftaya kadar matbaaya verdik. İnşallah önümüzdeki haftalarda elimizde olur. Zaten de bizim de bir aylık ya dersimiz ya kaldı ya kalmadı. Tacul Arus kitabımız bitmiş oluyor. Hazreti Mevlana bununla ilgili asıl kainatı yaratana dönmeyle ilgili diyor ki yalnız biri iste, başkalarını isteme. Yalnız bir olan Allah'ı iste, başkalarını isteme. Biri çağır, başkaları imdada gelmiyor. Yalnız bir olan Allah'a çağır, ondan iste, onu yardıma çağır. Çünkü başkaları zaten yardıma gelmiyor.
sana yardım edecek olan, seni sığıntıdan, dardan kurtaracak olan kimdir? Allah-u Teala'dır. Biri gör, başkaları hiçbir vakit, başkaları her vakitte görünmüyor. Bir olan Allah'ı gör, o seni her vakitte görüyor. Sen ne zaman dara sıkıntıya düşsen de o seni hep görüyor. O zaman ne yap? Sen de bir olan Allah'ı gör. Biri söyle, yani biri zikret, bir olan Allah'ı an. Çünkü başkaları anmaya değmiyor. Başkalarını andığın zaman, başkalarını konuştuğun zaman, başkalarının sözünü ettiğin zaman hepsi masiva. Sana üstüne üstlenerek daha belki günah da yazdıracak şeyler. Ama sen bir olan Allah'ı, Allah, la ilahe illallah dediğin zaman ne yapmış olursun? Amel daha defterine sevap yazdırmış olursun. İşte İbn-i Ataullah Sekender'e ne diyor arkadaşlar? وَلَاكِنْ اِنْحَلْ مِنَ الْاَكْوَانِ اِلَى الْمُكَوِّنِ Yani yaratılan ne varsa, yerde ve gökte, insan ve cin ne varsa, ne yap? Bunların her hepsini terk et, bunları yaratan olan Allah'a dön. Çünkü estaizu billah ve enne ila rabbikel munteha diyor Allah-u Teala. Necm-i suresi ayet 42'de ve hakkaki dönüş yeri olarak en son gidiş yeri kime? Allah'a. Öyleyse dönüş yeri Allah'a ise ne yapsan? Şimdiden dön ona. Bütün imkanlar her şey elinden gittikten sonra değil ya. O hikemin devamındayız arkadaşlar. Dedik ya bu parça hikemden bir bölüm. Hikemin devamında diyor ki vanzur ila kavlihi sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem. Femen kâret hicretuhu ila Allahi ve Rasûli fe hicretuhu ila Allahi ve Rasûli. İşte sen şeyi bırakır, ekvanı bırakır, mükevvine dönersen senin hicretin, dönüşün Allah ve Resulü içinse muhakkak ki hicretin Allah ve Resulü'nde onun karşılığını görürsün. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى دُنْيَا يُصِيبُهُ اَوْ اِمْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ اِلَى مَا هَجْرَ اِلَيْهِ Kimin arzusu, niyeti, kastı, gidişi, gelişi, oturuşu, kalkışı, yiyişi, her şeyi dünyalık içinse veyahut da bir kadını nikahlamak içinse diyor Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem. O da ne yapar? İstediğini alır ama Allah katında hiçbir değeri yok. Her şeyi burada kalır. فَفْهَمْ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَتَأَمَّلْ فِي هَذَا الْأَمْرَ اِنْ كُنْتَ ذَا فَهْمْ İşte diyor Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu sözünü iyi anla, iyi dinle. Eğer sende anlayış varsa iyi tart, iyi dinle. Bundan sonraki hayatında ne yap? Yaratılanları bırak, yaratana yönel ve her işinde niyetin Allah ve Resulü olsun. Hangi ameli yaparsan yap, hangi işi yaparsan yap, hangi ibadeti, taati yaparsan yap, ne yaparsın? O zaman işte eğer kainatı bırakıp da mükevvene döndüğün zaman her amelin yapmış olduğun karşılığını almış olursun. O yarattıktan o yaratığa koşmayı bırak. Eğer o yaratılandan o yaratılana koşarsan senin durumun şuna benziyor deyip Nâtallâh Sekenderi kel himâri firrahâ yesîr vellezî irtahale ileyhi vellezî irtahale minhâ. Her seferinde ayrıldığı noktaya geri dönen dolap beygirine benzersin. Hani köylerde evvelden şey yaparlardı ya arkadaşlar. Buğday yaparlardı. Hayvanı koşarlar. Hayvan onun etrafına döner dururdu. İşte eğer sen de bir yaratılandan başka bir yaratılana koşarsan, öbür yaratılana koşarsan, Allah'ı bırakıp da insanlara el pençe açarsan, insanlar için çalışırsan, niyetin Allah ve Resulü olmazsa, o beygir gibi, o beygir nereden başlar? Geri dönüp dönendiği yer aynı. Döner aynı yere. Sen de diyor, ekvanı kainatı bırakmazsan aynı yerde dönüp durursun. Madem dönüşün Allah'a olacak, niyetin şimdiden samimiyle ihlaslı ol, yapmış olduğun amelleri Allah'ın rızası için ve Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin dediği şekilde edebe riayet ederek yap, o zaman ne yaparsın? İşte karşılığını orada bulursun.
ayet-i kerimede buyurduğu gibi fefirru ilallah, yani Allah'a koş. Allah-u Teala'nın tarafına, Allah'ın yoluna koş. Beyazlı Besteme Hazretleri demiş ki arkadaşlar, eğer sana arştan ferşe kadar bütün dünya verilse de yine de masivayı istemem. Yani dünyanın bir ucundan diğer ucu verilse yine de ne yapmış onu istemem. Ben Allah'ı isterim. Bütün dünya benim olsun onu istemem. Allah'ı isterim. Süleyman Darani Şam'da arkadaşlar, Suriye'de. Allah-u Teala inşallah Şam'ı da Suriye'yi de Halep'i de tez zamanda kurtara da gider oraları ziyaret edelim inşallah. Süleyman Darani Hazretleri diyor ki bakın, samimiyete, ihlasa bakın arkadaşlar. Yani bir Şeyh Süleyman Darani olmuşsa, Allah'a hamdolsun, Rabbim lütfetti, gitti, ziyaret ettik. Bir alim olmuşsa boşuna olmuyor. Bakın ne diyor? Benim iki rekat namazla cennet arasında tercih hakkım olsa namazı tercih ederim diyor. İki rekat namaz ve cennet. Ya bu tarafta iki rekat namaz kılacaksın, bu tarafta da cennet var. Hangisini tercih edersin diyor? İki rekat namazı tercih eder. Düşünebiliyor musunuz? Yani bir insanın dünyada bütün çalıştığı, ettiği, ah o cennete girebilsekti. Ama Şeyh Süleyman Darani'ye verilmiş cennet, gir cennete. Bir tarafta da iki rekat namazlar, yok ben namazı tercih ederim. Niye? Çünkü diyor, cennette nefsimin istedikleri, arzuladıkları var. Nefsim o tarafa meylediyor. Ama iki rekat namazda ise Allah'ın rızası var. Allah'ın rızası var. Hiçbir zaman diyor nefsimin istek ve arzularını Allah'ın rızasına denk tutmam. Allah'ın Teala ne demişse onun yaptıkları önüne gelir diyor. İşte kişi de bu niyet üzerine, bu ihlas uğruna, bu samimiyet üzerine çalışırsa Allah-u Teala onu muvaffak kılar. Yarın vardığı zaman nelerle karşılaşır, nelerle. İbn-i Ataullah Sekenderi devamında diyor ki arkadaşlar, قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي رضي الله تعالى عنه شيخının şeyhi olan İbn Ataullah Sekenderi'nin şeyhi kim arkadaşlar? Ebu Abbas el-Mursi. Ebu Abbas el-Mursi'nin şeyhi de Ebu Hasan Şazeli. Onun Şeyh Ebu Hasan Şazeli'nin bir sözünü rivayet ederek şöyle diyor İbn Ataullah. Bu söz sahibi Ebu Hasan Şazeli. "Leysa el-fakihu men faqa el-hicabu ayni kalbihi." Fakih kişi, alim, arif, her işi bilen kişi, yani dini konuları yutmuş kişi şu kişi değildir. Kalp gözünden perdeyi kaldıran kişi değil ya. Hani herkesin kalbine bir perde çekilir ya, o perdeyi kalbinden kaldıran kişi değil ya. Ve innema fakihu fi min fehmi sirril icad. Yaratılışın sırrını kavrayan kişidir fakih kişi. Yani kalbinden perdeleri kaldıran değil de yaratılışın sırrını kavrayan kişi. O yaratılışın sırrı ne? Estaizu billahi ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'bud. Kulluk şuuruna eren, Allah-u Teala'nın sadece ve sadece kendisini kul olsun diye yarattığı şuuruna eren kişi fakihtir. وَاَنَّ اللّٰهَ مَا اَوْجَدَهُ اِلَّا لِطَاعَتِهِ. Çünkü Allah-u Teala'nın onu yaratış amacı, dünyaya getiriş amacı, İbn Abbas ne diyor tefsirinde? اِلَّا لِيَعْبُدُونَ اِلَّا لِيَعْرِفُونَ. Ancak onu tanısın diye, bilsin diye, ona kulluk etsin diye. İnsanı yaratış amacı, اِلَّا لِطَاعَتِهِ. Ona kulluk etsin diye. وَلَا خَلَقَهُ اِلَّا لِخِدْمَتِهِ. Onu yaratma sebebi ancak kendisine hizmet etsin diye. وَاِذَا فَهِمَ هَذَا كَانَ الْفِقْهُ مِنْهُ سَبَبًا لِزُهْدِهِ فِي الدُّنْيَا وَاِقْبَالِهِ عَلَى الْآخِرَةِ. İşte bunu anladığı zaman, yaratılışın sırrını anladığı zaman, Allah-u Teala'nın sadece ve sadece kendisini taati ve hizmeti için yaratmışsa,
İşte o kişi ne yapar? Dünyadan yüz çevirir, ahirete doğru yönelir. Dünyalıkları elinin tersiyle iter. Bir dünyalık işte ahiretlik iş olduğu zaman ne yapmış olur? Ahiretlik işi tercih eder. وَاِهْمَالِهِ لِحُذُوذِ نَفْسِهِ وَاِشْتِغَالِهِ بِحُقُوقِ سَيِّدِهِ Kendin istek ve arzularını bırakır. Kendi nefsane arzularının her hepsini bırakır. Efendisi, seyyidi, halıkı kendisine ne demişse onun ibadeti, taati, hizmetiyle uğraşır. Sözün güzelliğine bakın. Sırr-ül icad, yaratılış sırrını kişi kavradığı zaman, yani ibadet ve taat, kulluk için yaratıldığını anladığı zaman dünyayı terk ediyor. Dünyalık işleri elinin tersine itiyor. Mal, mülk, para ona zarar vermiyor yani. Ne kadar parası olursa da olsun, ne kadar malı mülkü olursa da olsun, sadece bunları Allah'a ulaştıran bir vesile kabul ediyor. Allah'a ulaştıran bir vesile kabul ediyor. Malı geldiği zaman hiçbir zaman sahabe efendilerimiz gibi gönlüne koymamış da elinde kim ne isterse ona veriyor. İşte kendi istek ve arzularını, nefsane arzularının her hepsini ihmal edip efendisi olan, kendisi ibadeti, taatı, kulluk için yaratmış olduğu Allah-u Teala için çalışır. Müfekkiran bil mi'at, kaimen bil isti'dad. İstidad için kendisine ne istenmişse onları yerine getirerek. Dönüşü düşünerek. Dönüş var, ölüm var. Onun hazırlığını yaparak. Kema gala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem El mu'minul kaviyyu hayrun indallah minel mu'minul da'ifi ve fi kulli hayr. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Kuvvetli mümin zayıf müminden hayırlıdır. Kuvvetli mümin, Allah için ibadet edecek, taat edecek, kulluk edecek. Yeri geldiği zaman Allah için savaşacak, Allah için cihad edecek. Kuvvetli mümin, zayıf müminden nedir? Hayırlıdır. Ve fî kulli hayrın. İkisinde de hayır var diyor. Fakat yine Allah razı olsun. Vel mu'minul kaviyyü huvellezî eşreka fî kalbihi nurul yakîn. İşte kavî müminden, kuvvetli müminden maksat neydi? Ebu'l-Hasan Şazeli huvellezî eşreka fî kalbihi nurul yakîn. Yakîn nurunu kalbinde yakmış kişidir diyor. Allah-u Teala yakînen inanmış, yakînen güvenmiş, onun izni olmadan bir yaprağın bile düşmeyeceğini bilen bir nur. Bilen bir itikad. Dert, gam, keder yok ya. Derdi veren kim? Allah deyip razı olmaz. Gammı kederi veren kim? Allah deyip razı olmaz. Şikayetçi olmamaz. Çünkü ne var? Yakîn nur var kalbinde. Ya Rabbi senden gelene çok şükür diye her zaman Allah'a ne yapması? Şükretmez. Allah'a yakînen inanmaz. Hiçbir zaman Allah-u Teala'dan ne yapmaması? Ümidini kesmemez. Sonra devamında diyor ki arkadaşlar İbn-i Ataullah Sekenderi قَالَ بَعْضُهُمْ Bazıları şöyle demiş كُنْ مَعَ اللّٰهِ كَالْطِفْلِ مَعَ اُمِّهِ Allah-u Teala ile beraber olman gereken durum şöyle olması gerekir. كُلَّمَا دَفَعَتْهُ اُمُّهُ تُرَى مَا عَلَيْهَا لَا يَعْرِفُ غَيْرَهُ Allah-u Teala ile senin durumun daha küçük 2-3 yaşında, 5 yaşında bir çocuk gibi olması gerekir. Ne zaman ki anneye çocuk ne zaman atılsa, anne diye, annesi her ne kadar elinin tersine gitse, oğlum gidele şimdi işim var, oğlum hele bırak beni, oğlum şöyle diye hep gitse de çocuğun gittiği yer ne olur? Yine annesi olur. Dövse, vursa, kırsa da yine annesi olur. Döver çocuğu, ağlar. Şuraya geçer, küser ağlar. Bir dakika sonra bakarsın, gelir bizim bazen Muhammed diye diyor, baba küstüm sana diye. İki dakika sonra bu geri geliyor, barış yok ya. Yani iki dakika sürmüyor. Çünkü niye? İşte çocuk biliyor, annesinden, babasından başka kimse yok kendi için.
bir kulla diyor Allahu Teala'ya karşı böyle olmalı. Bazı zaman bela, musibetler, sıkıntılar, kötek yiyebilir, yitilebilir, başına musibetler gelebilir, başına ummadığı, beklemediği şeyler gelebilir. Her ne kadar bu musibetler, sıkıntılar gelse de yine yöneleceği Ya Rab demesi gerekir. Aynı çocuk gibi. Çünkü başka gidecek kapı yok ki. Nasıl ki o çocuğun başka gidecek anne babası yoksa, kulun da Allahu Teala'dan başka kimsesi yok. Her zaman ona yönelecek. Her zaman ondan isteyecek. İşte bu çocuk kim olursa, bu çocuk kim olursa, kapıda beklerse, annesi vursa, kırsa da, ağlasa da, bir zaman sonra bakarsın, yumuşar, gel oğlum der, istediğini verir. Kişi de kapıda durduğu zaman, Allahu Teala'nın kapısında durduğu zaman, Allahu Teala'dan istediği zaman, kainatta ne varsa onların hepsini elinin tersinden gitip sadece Rabbim dediği zaman, Allah-u Teala bir ay sonra, üç ay sonra, beş ay sonra bazı musibetler, sıkıntılardan sonra da bir baharızın istediğini vermiş olur. Yani. Hiç beklemediği bir şekilde. Fe'ehlül devamında diyor ki arkadaşlar, son paragrafımız. Fe'ehlül fehmi ehadu anillah ve tevekkelu aleyhi fekânu bima'unetihi lehu. Arifler, fehm ehli. Kişiler Allah'tan aldılar ve Allah'a tevekkül ettiler, ona dayandılar. İş böyle olunca da Allah-u Teala'nın yardımı onlarla beraber oldu. Allah'a dayandılar, Allah'a güvendiler. Ne gelirse ondan geldiğini bildiler. Ne kaldıracaksa onun kaldıracağını, o musibeti, sıkıntıyı, darlığı kaldıracağını da Allah-u Teala'nın bildiler. Öyleyse Allah-u Teala'nın onlara yardımı onlarla beraber oldu. فَكَفَاهُمْ مَا اَهَمَّهُمْ وَصَرْفَ عَنْهُمْ مَا اَغَمَّهُمْ. Gam, kederleri, sıkıntıları, hüzünleri varsa Allah-u Teala onlara yeterli oldu. Yani. Hiç gam, keder etmediler. Hüzün etmediler. وَاشْتَغَلُوا بِمَا اَمَرَهُمْ عَمَّا ضَمِنَ لَهُمْ عِلْمًا مِنْهُمْ بِأَنَّهُ لَا يَكِلُهُمْ اِلَى غَيْرِهِ. Ve Allah-u Teala'nın kendisine, kendilerine ne istemişse, kendilerinden ne istemişse onunla meşgul olup, onunla meşgul olup Allah-u Teala'dan ne garanti vermişse ondan ümidi kestiler. Onunla meşgul olmadılar. Allah-u Teala kendilerine rızkı garanti verdi. Hiç rızık endişesine düşmediler. Kendilerinden istenen neydi? Kulluktu, ibadetti, taatti. Onunla meşgul oldular. Çünkü kendilerine rızık garanti verilmişti. وَلَا يَمْنَعُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ فَدَخَلُوا فِي الرَّاحَةِ وَوَقَفُوا فِي جَنَّةِ التَّسْلِيمِ. Böylece rahat bir şekilde cennete teslim oldular. وَلَذَّاتِ التَّوْفِيدِ فَرَفَعَ اللّٰهُ بِذَٰلِكَ مِقْتَارَهُمْ وَكَمَّلَ أَمْوَارَهُمْ. Allah-u Teala da işte bu şekilde oldukları zaman Allah-u Teala onların kadirlerini, değerlerini yükseltti ve onların nurlarını tamamlamış oldu. Allah-u Teala hakkıyla tevekkül ettiği zaman bir kişi her zaman onun yardımında bulacağını Allah-u Teala hep müjdesini veriyor. Zira Allah-u Teala اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Allah-u Teala tevekkül edenleri sever. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهَ فَهُوَ حَسْبُهُ. Kim Allah'a tevekkül ederse o ona yeterli. Hiç başka bir yardımcı aramaz. Başka bir umut aramaz. Yeterli olacak olan yanına kim? Allah-u Teala. Yine Allah-u Teala ne buyuruyor? Eleysallahu bikafin abde. Ya başka yardımcı mı arıyorsun? Başka sıkıntını giderecek, darlığın gidecek mi arıyorsun? Halbuki Allah-u Teala sana yeterli değil mi ya? Dervişin biri hacca gitmek için hazırlık yapmış. Fakirin biri arkadaşlar. Gelmiş o hac kafilesinin başı demiş ki ne yaptın? Azığını hazırladın mı? Demiş ki: "Vera ahadul eyyime fakiran yantariqu ila'l hac dun zaid. Fesalehu ayna zadek?" Nerede azığın? Azığını hazırladın mı? Yola gideceksin. Bak 3 ay, 5 ay, 6 ay yola gideceksin. Azık hazırlaman gerekir. Yani mümin de Müslüman da ne? Bir daha dönüşü olmayan bir mezara girecek. Azık hazırlaması gerekir.
O zaman derviş diyor ki فَقَالَ اَنَا مُتَوَكِّلٌ عَلَى اللّٰهِ Ben Allah'a tevekkül ettim. O zaman o imam diyor ki فَقَالَ لَهُ اَمُسَافِرٌ اَنْتَ وَحْدَكَ Sen tek başına mı ise yolculuğa gidiyorsun? قَالَ بَلْ مَعَ الْقَافِلَةِ Yok diyor ben kafileyle beraber gidiyorum. فَقَالَ لَهُ اَنْتَ مُتَوَكِّلٌ عَلَى الْقَافِلَةِ Öyleyse sen kafileye tevekkül etmişsin. Allah'a tevekkül etmemişsin ki. Yani biri bir parça vermese verir herhalde. Ben de aç koyacaklar değil ya. Birinden geçinir giderim diye. Sen diyor gafileye tevekkül etmişsin. Ya vermezlerse? Ya vermezlerse acından ölürsün orada. Müslüman da ne yapması gerekiyor? Azlığını şimdiden hazırlaması gerek. Hemin namaz yönünden, takva yönünden, kulluk yönünden azlığını hazırlaması gerek. وَتِزَوَّدُوا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى Takva olarak, Allah'tan korkarak azığını hazırlaması gerek. Yoksa ya işte ben gideyim de çoluğum çocuğum yapar ya da veyahut da sonra yaparlar dediğin anda ne olmuş olursun sen? Ya yapmazlarsa orada acından ölürsün ya. Ki yapan da nadir bulursun ya. Yapaydı ya bu elimden diye adamın eline mal geçerse zaten o günü görene adamın canı çıkmış adamın ya. O günün için bekliyor. Yani babam ölse de malı satsam da yiysem diye ya. Veya ölse de malları bölüsek diye bekliyor. Bunun için Müslüman ölmeden önce azığını hazırlaması gerekiyor arkadaşlar. Allah-u Teala en güzel azığımızı takva olarak her hepimize hazırlamayı nasip eylesin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Cümle geçmişlerimizin ruhu için, İbn-i Ataullah sekenlerinin ruhu için ve Ümmet-i Muhammed'in birliği ve beraberliği için, devletimizin ve milletimizin selameti için, ordumuzun her tarafta muzafferiyeti için El-Fatiha-tü Ma'as-Salavat.